Hepimiz kendimizi ahlaklı insanlar olarak tanımlama eğilimindeyiz. Ancak herhangi bir durumda yapılacak şeyin ahlaki açıdan doğru şey olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Bize göre ahlaken doğru olan eylem, dünyadaki herkes tarafından aynı biçimde mi algılanır? Ahlak, insan ilişkilerinde iyi ya da doğru veya kötü ya da yanlış olarak adlandırdığımız değer yargılarını ifade eder. Ahlak felsefesi ise, İnsan yaşamının ahlaki boyutuyla ilgilenen bilim ve felsefe disiplinidir ve temelinde az önce sorduğuma benzer sorularla ilgilenmektedir. Ahlaki açıdan iyi olmak için insanların nasıl davranması gerektiğine dair kuramlar, uzun bir süre boyunca ahlak felsefecileri tarafından tartışılmıştır. Sonucunda doğru eylemin her zaman en fazla miktarda iyilikle sonuçlanan eylem olduğunu savunanlar ve doğru eylemin her zaman bireysel haklara ve sorumluluklara bağlı olduğunu savunanlar arasında bir ikiye bölünme yaşanmıştır. Bu ikilik günümüzde faydacılık ve sonuççuluk olarak isimlendirilmektedir. Birazdan detaylarına bakacağımız tramvay ya da vagon ikilemi sonuççuluğun bir eleştirisi olarak ele alınmaktadır. Vagon ya da tramvay ikilemi ilk kez 1967'de İngiliz filozof Philippe Foot tarafından ortaya atıldı. Sonrasında da Amerikalı filozof Judith Jervis Thompson tarafından geliştirildi. Bir tren vagonu kontrolden çıkmış, raylarda hızla ilerliyor. Aşağıdaysa 5 işçi rayın onarımıyla uğraşıyor. Siz durumu görüp hepsinin öleceğini hemen anlıyorsunuz. Bu arada yanı başınızda makasa müdahale ederek vagonu tek bir kişinin öleceği biçimde yönlendirebileceğinizi de fark ediyorsunuz. Yani tramvayın yönünü değiştirebilirsiniz. Bu durumda ilk hattaki 5 işçi kurtulur. Ancak bu sefer de ikinci hattaki 1 kişi ölecektir. Ne yaparsınız? Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz müdahalede bir an bile tereddüt etmezsiniz. Bir kişinin ölmesi 5 kişinin ölmesinden iyidir. Öyle mi? Evet, doğru bir seçim. Şimdi soruyu biraz değiştirelim. Aynı vagon yine aynı raylardan geçiyor ve yine aynı 5 kişi tehlikede. Ancak bu sefer siz rayların üzerinden uzanan köprüde bir izleyicisiniz. Ayrıca yakınlarınızda da çok şişman bir adam var. Fark ediyorsunuz ki eğer onu aşağı iterseniz vücudu treni durdurup o 5 işçiyi kurtarmaya yetecek irilikte. Peki onu iter misiniz? Eğer çoğu insan gibiyseniz masum bir insanı öldürmek fikri sizi huzursuz edecektir. Ama bir dakika. Bunu bir önceki seçiminizden farklı kılan nedir? Yaptığınız şey yine 5 yaşama karşılık bir yaşamı feda etmek değil mi? İşin aritmatiği iki durumda da aynı. Birinci senaryoda yaptığınız kötü bir durumu yani 5 kişinin ölümünü daha az kötü bir duruma yani tek kişinin ölümüne indirgemekten ibarettir. İkincisinde ise köprüdeki adamı belirli bir amaca hizmet eden bir araç olarak kullanmaktasınız. Peki bu ne anlama geliyor? Cevaba geçmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Bir doktor olduğunuzu ve yaşamak için organ nakline ihtiyaç duyan 5 hastanız olduğunu hayal edin. İkisinin bir akciğere, diğer ikisinin bir böbreğe ve beşincinin ise bir kalbe ihtiyacı var. Bir sonraki koğuşta bacağı kırılan başka bir kişi var. Peki sağlıklı hastayı öldürüp diğer 5 kişiyi kurtarmak için organlarını alır mıydınız? Aslında sonuçlar ilk ikilemle aynıdır. Ancak çoğu insan sağlıklı hastayı öldürme fikrini tamamen reddeder. Peki vagon ikilemi seçimlerimiz hakkında bize ne anlatır? Az önce anlattıklarıma benzer sorular bir araştırma kapsamında Harvard Üniversitesi'nden Mark Hooser tarafından 300 binden fazla kişiye soruldu. Birinci senaryoda çoğunluk 5 kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda ederek kolu çekti. Ancak ikinci senaryoda ise çoğunluk bir kişiyi vagonun önüne atma düşüncesinden kaçınacaktı. Diğer bir deyişle 5 kişinin ölümünü izlemeyi tercih etti. Nörobilimcilere göre iki senaryo arasındaki fark bir insanla yakın mesafeden etkileşim kurmakla ilgilidir. Çünkü bu tür bir kişisel etkileşim duygusal ağları harekete geçirir. Problemi soyut, kişiler üstü bir matematik problemi olmaktan çıkarıp kişisel ve duygusal bir karara dönüştürür. Aynı soru köprüdeki adamın bir düğmeye bastığınızda açılan bir kapak yoluyla aşağı düşmesi biçiminde sorulursa oyunu adamın düşmesi yönünde kullanan epeyce kişi çıkar. Nörobilimciler tarafından yapılan araştırmalar, insanlar tramvay ikileminin ilk iki çeşidini düşündüklerinde beynin hangi bölümlerinin aktive olduğunu araştırdı.
ilk versiyonun mantıklı, rasyonel zihnimizi harekete geçirdiğini ve bu nedenle kolu çekmeye karar verdiğimizi belirttiler. Ancak bir kişiyi itmeyi düşündüğümüzde duygusal akıl yürütmemiz devreye girer. Bu nedenle 5 kişiyi kurtarmak için birini öldürme konusunda farklı hissederiz. Peki felsefi açıdan tramvay ya da vagon ikilemi ne anlam taşır? Faydacı ilkelere göre 5 kişiyi kurtarmak için her zaman kolu çekmelisiniz. Sonucunda bu, en fazla sayıda insan için en büyük miktarda iyiliği yaratacaktır. Sonuççuluk hem eylemin kendisini hem de sonuçlarını hesaba katar. Bu nedenle masum insanı öldürmek için kasten kolu çekme eyleminin daha kötü sonuçlara yol açabileceğini söyler. Sonucunda bu durum, insanların cinayeti bir araç olarak kullanmaya başladığı bir toplumun oluşmasına da neden olma potansiyeli taşımaktadır. Benzer şekilde faydacı bir filozof, parasını hayır kurumlarına bırakmak isteyen zengin bir adamın öldürülmesini haklı çıkaracaktır. Sonuççu içinse masum insanları öldürmek her durumda sakıncalıdır. Görüldüğü üzere özellikle daha katı olan aile üyesi faydacılıkla kıyaslandığında daha cazip bir ahlak kuramıdır. Ancak yine de onun da kendine has sorunları olduğu için bu ikilem filozoflar arasında tartışılmaya devam etmektedir. Verdiğimiz tepkide kültürel farklılıklar da etkilidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, farklı kıtalardaki insanların bu etik düşünce deneyinin yeni bir versiyonuna nasıl tepki verdiğine baktı. Sonuçta Asya'dakiler gibi daha geleneksel topluluklardakilerin daha fazla hayat kurtarmak için birini feda etmeyi desteklemeye daha az meyilli olduklarını buldu. Sonuçlar Avrupa, Avustralya ve Amerika'daki insanların Doğu ülkelerindekilerden daha fazla hayat kurtarmak için rotayı değiştirmeye istekli olduğunu gösterdi. Tramvay ikilemi ve varyasyonları, insanların zarar veren ikilemler karşısında tutundukları tutumu anlamamız ve gerekçelendirmemiz için bize bir fırsat vermektedir. Ahlaklı olmak konusunda insanlar hemfikir olsalar bile savundukları eylemi gerekçelendirmede farklılık göstereceklerdir. Video bitti. Hoşça kalın.